YouTube'cum canım benim, aşağıda açıklamada kick linki, bak yayınlara gel. Yeni bir video, bir kadın beş erkek. Biz de seviyoruz bunu izlemeyi, yayında seviyoruz böyle. Zaten bu arkadaşlar kısa sürer bu arada, bir saat falan, en fazla bir saat sürer. Arkasından Müge Anlı'ya geçeceğiz. Bu arada YouTube'cum canım benim, bak önemli, aşağıda kick linkinin üstünde World of Amenna. Tanks linki var. Gözde Nur'un iki varsın, World of Tanks. Ona tıkla, kayıt ol, indir, 3-5 bölüm oyna şunu, aralığın ortasına kadar 150'ye tamamlarsak taşınıyoruz. Vallahi taşınıyoruz artık, herhalde taşınıyoruz yani. Allah falan baktırdım, Temer'e donate atacaksın dedi. Attım. Canım gözlü nurum, iyi ki varsın. Ver coşku. Kıyafetlere gerek yok. Şu videolarımıza da bir like, mike, yorum, abonelik falan patlatın ki artık ya. Üstlere çıkalım artık ya. Artık üstlere çıkalım be gülüm ya. Ver baba coşku. Evet. Kıyafet... Evet. Kıyafetlere göre kör buluşmanın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Hocam kıyafetlere göre kör buluşma demişken, kız da bu kıyafeti körken mi yaptı acaba? Kız da bu kombini körken mi yaptı acaba? Ben beğendim bu arada chat, güzel bir kombin. Eğer bugün World of Tanks'i 27'den 40'a taşırsak, yarın şu tişörtü parçalayıp böyle bir kombinle çıkacağım chat. Bence gayet güzel kombin. Evet. Yanımda görmüş olduğunuz üzere bir kadın. Perdenin arkasında 5 erkek Amenna. Ve birbirleriyle. Bence gayet unisex bir şey. Tanker abi, seni annemle izliyoruz. Ebru anneciğim. Canım benim Ebru ablacığım, hoş geldiniz. Kokulu öpücükler, inşallah yüzünüzü güldürebilirim. Arkadaşlar biz de böyle 7'den 70'e herkesi güldürüyoruz. Devam. Yanımda görmüş olduğunuz üzere bir kadın. Perdenin arkasında 5 erkek evet. Ve birbirleriyle kıyafetlerine göre date'e çıkıyorlar. Hadi bakalım abla. Bugün de yanımda. Juan'la. Kim? Juan'la mı? Kim var? Juan'la. Juan'la. Juan'la varmış. Allah Allah. Merhabalar. Hangi şeyden? Fransız isim. Fransız. Evet. Fransız mı? Abla bana birazcık kolpa yapıyorsun gibi geldi biliyor musun? Senin var ya ismin net Kadriye. Hadi en çok zorlasan Nazmi. Bence kolpa. Bence bunun var ya ismi Juan'la Muan'la değil ha. Fransız. Erzurucum hoş geldin canım benim şey. Ne o? Erzulit mi? Erzurucum hoş geldin. Şey demek. Evet. Bana biraz salpa değil mi yani eskuşum? Net kolpa. Net kolpa. Merhabalar. Hangi şeyden? Fransız isim. Fransız. Lan evet. Ne Fransız, gözünü seveyim, sen ne anlarsın Fransız mı? Ne şu an nasıl ya, kolpacı ya. Evet, Fransız demek. Evet. Yarı Fransız. Fransız mı, tam Fransız mı? Annem İranlı, babam Fransız. Annen İranlı, babam Fransız mı? Ya net kolpa yapıyorsun, gözünü seveyim ya. Sizin aile komple Muşlu. Buradan Muş'a selamlar bu arada. İranlı, babam Fransız. Evet. Türkiye'de ne işin var? Bilmiyorum ben. Lan sallıyor, lan yalan söylüyor. Lan yalan söylüyor, etiket yapıyor kendine ya. Hani Fransız olmanın havalı olduğunu düşünen rezaletsin lan sen. Lan Fransızlık, vallahi billahi ben sana bir şey söyleyeyim mi? Aslanlar gibi Türk'üz ya. Ailen burada mı? Ailen burada değil, yurt dışı. Geçen bir haber aldım, şimdi ırkçılık yapmak istemiyorum ama chat, Fransızlar galiba vallahi billahi şey, Fransızların taharet musluğu yokmuş ya. Bildiğin arkadaşlar ellerim elleri boklu geziyorlarmış yani. Fransız evet. Türkiye'de ne işin var? Ellerim elleri boklu geziyorlarmış chat. Bilmiyorum ben de. Ailen burada mı? Ailen burada değil, yurt dışında. Ben burada kalıyorum. Sen burada kalıyorsun. Aynen. Süper. Kaç yıldır Türkiye'desin? 12 sene. 12 sene mi? Ya kolpa yapıyor ya. 12 sene. Sen bayağı Türkiye'desin. Evet. Türkçe ana dilin o zaman. Sen Türksün. Aynen. Türkçe ana dilin. Yok değil. Değil mi? Ana dilin ne? Ana dilin Fransızca. Konuş lan bir Fransızca, hadi vallahi billahi. Hadi bir konuş bakayım Fransızca. Vallahi billahi. Eva papa, Eva vile papa, her sefer defa defa. Allon dance, dirit, 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 allon dance. Hadi söyle bakayım, vallahi billahi. Ben bile vallahi billahi daha çok şeyim ha. Abi Bitcoin 99.882 mi oldu? Yalan söylüyorsunuz lan. Allah senin cezanı vermesin. 98.880 o ya. Ya gözünü seveyim, aklımı aldın saniyelik dedim, birden mi fırladı ya? Neyse devam. Saniye saniye takipteyiz ya. Bitcoin var ya, saniye saniye takipteyiz. Bu arada chatçim bir şey söyleyeceğim. Evet, sloşuma katılıyorum. Lütfen rica ediyorum. Yani şey, hani bokunu çıkarmayalım. Hani kızın tamam tarzını beğenmeyebilirsiniz falan filan ama hani dozunda şey yaparsak arkadaşlar, fazla da abartıya girmeyelim. Sevmeyiz öyle işleri. Hayır, çok değil. Yani zaten abartmamız gerekirse arkadaşlar söylerim yani, hani bunu gömelim derim yani arkadaşlar, şimdi ortada öyle gömülecek bir şey yok yani hemen. Ama 5 dilim. Yani herkese de hemen saldırmayalım yani. Aklıma geldi, biz de fal bakalım yayın. Ben önceden bakıyordum zaten, Discord kapandı. Değil. Değil mi? Ana dilin ne? Ana dilim Fransızca. Konuşabiliyor musun? Hayır, çok değil. Ama 5 dilim var. Abla hiç dilin yok senin, kurban olacağım, yalan söylüyorsun ya. Bak ben bunları yemem ya. 5 dilin var. Tamam, 5 dilde de bize abone ol de bakayım şimdi. Beşin nasıl? İlk dil ne? Farsça. Farsça. Söyle abone ol. Söyle abla. Abone ol. Söyleyemezsem. Niye? Ya hadi git gözünü seveyim, sen kolpacısın ya. Ben arkadaşlar diyorum, ben o kafein bol. Yemem. Arventisigarko, domalanın kökü. Yemem. Yemem baba, yemeyiz anasını satayım. Sıfır dil Seda. Söylersin. Suriyeci. Burada
mı? Köylü Şirin baba burada mı? Dur bakayım, duruyor mu hala? Duruyor mu hala? Anısı var. Anısı var. Geliyor. Dur bakayım, vallahi billahi anısı var. Engelledi beni, dünden beri ağlıyorum. Suriyece mi öğrensem? Canım köylü Şirin babamın buradan kokulu öpücükler. Söylersin böyle. Hayır, dilim yakışmıyor. Tamam. Diğer dilin ne? İkinci dilim. İngilizce, Farsça var. Tamam. Arapça var. Rusça tamam. Var. İngilizce ne diyoruz abla? Subscribe ne diyoruz? Nasıl söylüyoruz ez kuşum? Türkçe. Tamam, Rusça abone olun de. Söyleyeyim. Ananın gözünü şimdi sen onu söyleyemem, bunu söyleyemem. Ne söylersin lan? Şarkı söyle o zaman. Kaktile spasiba. Sen nasıl? Sen yalan söylüyorsun. Ya, tabii ki yalan söylüyor. Hayır, yalan söylemiyorum. Lan oğlum rezilsin ya. Ya abla bir şey söyle. Kaç yaşında insansın şimdi? Arkadaşlar tamam, ben gömüyorum da siz gömmeyin arkadaşlar. Hani ondan sonra Twitter'daki Sude Naz linç edeceksin. Sen bir kadına nasıl böyle dersin falan diyecekse bana desin. Size demesin chat. Ama rezillik bu. Ama bu rezillik yani. Kaç yaşında insan bunu yapmamalı ya. Abone olun da. Söyleyeyim. Arkadaşlar bakın. Tek dil bilen halinizde zaten gayet güzel ve gayet kültürlüsünüz. Merak etmeyin. Kendinizi bu kadar gerçekten 5 dil biliyorum. Yok Juan'la, yok işte vallahi belli Lihan'la, Rihan'la. Ne Juan'lası ya? Sen bildiğin Kadriye senin ismin. Yapma gözü. Ki Kadriye ismi de büyüktür Juan'la. Abi sen... Didi, başka da bir şey demedi. Nasıl? Sen yalan söylüyorsun. Hayır, zaten, yalan söylemiyorum. Tamam. Yalan söylüyorsun tabii, bir de utanmıyorsun da yani. Gülüyorsun hala ya. Tamam neyse, okey. Bize biraz kendinden bahseder misin? Kendimden bahsedeyim, 20 yaşındayım. Yani ikizler burcuyum. Juana, ne tarz erkeklerden hoşlanırsın? Ne tarz? Juana'nın tipi nedir? Uzun boylu, kaslı. Evet. Yani esmerli, kumlar alısın, sarışın asla olmaz. Sarışın asla olmaz mı? Tarzı güzel, bol giyinişi, hani nasıl desem, güzel yerde giyinmesi gerektiğini bilen bir insan. Hani güzel yerde giyinmesi gerektiğini. Normal kahvede, normal sportif, güzel bir şey giyebilir. Aha, yani. Her şeyi evet. Giysin diyorsun. Aynen, okey ama yani. Spor yapsın, uzun boylu olsun, evet. Sarışın olmasın. Kumralla esmer arası. Kumralla ama esmer daha çok tercihim. Allah Allah, sarışınlar çat çat çat. Anladım. Kesin. Tamam, süper, harika. O zaman şöyle bir ayakkabılara bak bakalım. Ne düşünüyorsun ayakkabılar hakkında? Gelsin abla ayakkabılar. Chat biliyorsunuz, önce ayakkabılardan başlıyoruz. Da. Bu arada YouTube'cum sen de yani World of Tanks hala 27'de kaldık. Şunu bir artık 40 atamamlayalım bugün ya. Evet abla. Ya. Merhabalar, ben Muro. Yani hepsi temiz giymiş gibi. Evet. 3 numara birazcık fazla, birazcık tozlanmış ama o da normal. Siyah ayakkabı giymiş çocuk. Özenerek gelmişler. Evet, böyle. Hepsi gerçekten yeni almış ayakkabıları. Ya şöyle söyleyeyim, özeniyorlar ama çözemezler. Yeni mi aldınız böyle ayakkabıları? Tamam, konuşmuyorlar. Süper. En beğendiğin evet. Ayakkabı hangisi aralarında? 2 numara. Hı-hı. Bakayım 2 numaranın ayakkabı ya. 4, 3 gidip gerisinin arasındayım. Hı-hı. Bir evet. De 5. Bir de 5. Bir de... Vans sevmiyor musun? Ya seviyorum ama çok şey değil yani. Çok ne? Bana göre değil. Anladım. Açıkçası. Senin ayakkabın neymiş? Kaldır bakalım Nike. Şöyle. Nike. Evet, sen de giymişsin. 5 numarada da Nike'ımızı gördük. Süper, harika. Juan'la ha? ya bizi bitirdin be. Juan'la dedi kendine ya. Vallahi billahi ya. Annem babam Fransız dedi ya. O zaman biz de bunu yedik ha. Arkadaşlarımızı tanımaya başlayabilirsin. Juan'la dedi ya. Ya vallahi ölürsün ya eskuşum ya. Ha? Ebu Cehil karpuzu. Juan'la dedi ya, öldürme bizi ya. Amenna. Ne diyor çocuk şu be? Döküman abi. Döküman abine gözünü seveyim artık. T bitti. T bitti, yeni isimler türetiyorlar ya. Döküman abine hadi ismi geçtim. YouTube'da tekrar söylüyorum chat. Yeni bir akım başlamış. Videoların altında benimle ilgili hayat hikayeleri ya. Döküman abi. Numara ismini öğrenebilir miyim? İsmim Teoman. Nişantaşı'nın. Teoman mı? Ulan bana hiç Teoman demediniz chat. Ben de Manisa sayesinde Kürtçe atı zazıcı biliyorum ama konuşamam. Arkadaşlarımızı tanımaya. Olsun gülüm, yeni bir şey öğreniyorsun Ezan'a. Ezbırçı mı? Ne başlayabilirsin? Bir numara ismini öğrenebilir miyim? İsmim Teoman. Nişantaşı Üniversitesi. Ezbırçı. Evet. İsmim. Yazılım mühendisi. Nişantaşı Üniversitesi mi? Oğlum yani gözünü seveyim yani. Nişantaşı Üniversitesi'nde hala yapboz falan yapıyorlar, gözünü seveyim ya. Nişantaşı Üniversitesi'nde hala vallahi billahi şey yapıyorlar. İşte abaküsle falan matematik yapıyorlar. Gözünü seveyim. Nişantaşı Üniversitesi mi gerçekten ya? Ya kapat git Nişantaşı Üniversitesi dedi. İşte rezalet ya. Vallahi kusura bakmayın Nişantaşı Üniversitesi'nde okuyanlar ama rezilsiniz. Yani şu anda mesela hani şey bile yazamıyorsunuz değil mi bio'ya? Nü. Ya bugünlerde vallahi çok saldırganım. Kusura bakmayın canlarım benim Nişantaşı Üniversitesi'nde okuyanlar ya. Var mı chat Nişantaşı Üniversitesi'nde okuyan? Okuyorum. Kaçıncı sınıf? Bu kadar. Şu an üçüncü sınıftayım. Şu evet evet, Kızılcık Şerbeti'ndeki set Nişantaşı Üniversitesi değil mi bu arada? Üçüncü hangi bölümdesin? Üniversitesindeyim. Yazılım mühendisi okuyorum. Kaçıncı sınıf? Bu kadar. Şu an üçüncü sınıftayım. Şu an. Çok güzel bir yorum geldi chatte. Çok sosyolojik bir yorum geldi. Zenginin fakirinin okulu. Zenginin fakirinin okulunda hakikaten çok varım. Evet vallahi billahi. Hangi bölümdesin? Yazılım mühendisliği. Güzel, süper. Para var. Arkadaşlar Müge Anlı bu arada saat 22 çift sıfırı bulmaz. Yani 21.45 gibi falan. 2 numara.
İsmim Hasan, 21 yaşındayım. 2,5 yıldır vücut geliştirmeyle uğraşıyorum. Evet. Liseden mezunum. Babamla beraber ticaret... Niye güldün lan? Allah belanı vermesin. Liseden mezunum diyen birine senin gülme hakkın mı var? İsmini yalan söyleyen insan. Ha? Juan'la. Juan'la Kadriye senin gülme hakkın mı var? Yapıyoruz. Ayrıyeten de kendi sırlarımız var. Hani baba oğul beraber ilerliyoruz. Hakkımızda da hayırlısı olsun. Adam aslanlar gibi yasaklı madde kaçakçı. Şey adam ya aslanlar gibi tır ticareti yapıyor. Güzel. 3 numara. Adım Görkem. Görkem mi? Allah bir süre Görkem demesek. Görkem ismi birazcık beni tetikliyordu. Şu arkadaşlar galiba bu bir şey söyleyeceğim. Bu ne yapıyor? Bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Bu galiba donu indirdi sıçıyor şu anda buraya. Bu galiba paçaları indirdi işiyor şu anda galiba arkadaşlar şeye. Ha? Usta bu ne yapıyor? 9. Bu ne baba? Bağırtma gözünü seveyim, hönkürtme ya, kusturtma ya. Eylül Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bitirdim. Evet, bağırmak mı istiyorsun? Bağır! Aile işinde ben de çalışıyorum. Aile işi mi? Sporla uğraşıyorum. Bu. Süper. Bir numara, sen sporla uğraşıyor muydun? Ben uğraşıyorum sporla. Sende de spor var, tamam. Evet. 3 tane spor var. Güzel. 4 numara. Minya Zavut Eymen. Minya Zavut Eymen mi? Minya Zavut vallahi billahi ya. O sırada Minya Zavut Eymen vallahi billahi ya. Çıkarmış aldı. Minya Zavut Eymen. Dur geliyor. Minya Zavut Eymen. Evet. Eyvallah. Gelişim Üniversitesi'ndeyim. İlk sınıf öğrencisiyim. Gelişim Üniversitesi olur gibi. Bizim buralarda chat, avcılarda. Bilgisayar teknolojisi okuyorum. Sporla evet. Uğraştığım zamanlar oldu ama genellikle basketbol. Minya Zavut yani dua et. Hani bir kademi kaldırmasınlar perdeyi. Perdeyi bir kademi kaldırırsa bütün görüntü ortaya çıkacak. Yani oo sevdiğim bir şey. Sever misin basketbol? Evet. En sevdiğin spor ne? En sevdiğim normalde yüz spor yapıyorum. Yüzücüyüm ben genelde. Hı-hı. Yüzücü mü? O da yalan lan. Ben sana bir şey söyleyeyim. O da yalan biliyor musun? Sen var ya kesin yüzerken şöyle yüzüyorsundur ha. Şöyle kafayı atmalı yüzüyorsun. Kesin kafayı atmalı yüzüyorsundur sen böyle ya. Normal olarak hayatta yaptığım bir şey. Normal olarak mı? Spor şey hani fitness'e basketbolda uğraşıyordum. Hı-hı. Ama onlar bırakıldı şu an yüzmeye hala devam ediyorum. Yüzüyorsun güzel doğru. Birinci kupan var zaten. Birincilik kupan var. Evet. Abla yanlış anlamadın. Niye her söylediğin bana yalanmış gibi geliyor? İnşallah doğrudur ya. İnşallah doğruysa eğer maşallah diyeceğim ama. Chat şimdi bizim de bir hayat tecrübemiz var yani. Söyledikleri de yani çok bana gerçekçi gelmiyor ya. Milli yüzücü. Hala dedi ya. Yani. Evet süper. Milli yüzücü. Değil mi? Bence de yalan çünkü yani. Yemine bence de yalan yani Miss Rable Mus. Neye göre oluyor? Nereye ayar bir dakika. Rusya'nın. Rusya'nın mı? Rusya'nın milli yüzücüsün. Yüzücü. Aynen. Ne diyor? Milli yüzücü müsün? Yani. Evet. Milli yüzücü müsün ya? Oğlum yalan söylüyor lan. Abla sen gözünü seveyim. Sen deniz yıldızı bağlı mısın sen ya? Sen Feriha mısın gözünü seveyim? Ne yapıyorsun? Gene yalan söylüyor ulan. Baba arkadaşlar artık biliyoruz yani Flash Bones, Miss Misfit. Vallahi biliyoruz artık ya. Süper. Milli yüzücü neye göre oluyor? Nereye ayar bir dakika? Rusya'nın. Rusya'nın mı? Rusya'nın milli yüzücü. Ulan daha burada Rusça abone olun diyemedin gözünü seveyim. Yalan söylüyor ya. Abla nasıl yapıyorsun sen bu işi ya? Ne yapıyorsun ya? Rusya'nın milli yüzücüsün. Yüzücü. Aynen. Ya hönkürtme gözünü seveyim. Vallahi kusturtma, bayıltma. Vallahi bile başka da bir şey yaptırtma ya. Çok enteresan. Evet 5 numara. Hakikaten çok enteresan. Nasıl yapıyorsun bu işi ya? Adım Sait. 20 yaşındayım. Beykent Üniversitesi'nde okuyorum. Peki Sait bana bir şey söylemek istiyorum. İleride mesela Manitan evlilik teklifini kabul ederse şey mi diyeceksin? She Sait yes. Tamam bu komik değil lan. Turizm işletmeciliği. Müzikle uğraşıyorum. Sana şarkılar yazabilirim. Ha. Sempatik çocuk. Bak vuruyor ayağıyla. Süper harika. Şu ana kadar en çok dikkatini çeken? Yani 2. Evet Juan'la. 3. Hocam benim en çok dikkatimi çeken bu kızın Rus milli takımında yüzücü olması ya. 2 3. Evet Juan arkadaşları tanımaya devam edebilirsin. 1 numara genel hayatta ne yapıyorsun mesela? Evet anne Fransız, baba İranlı, kendisi Rus milli yüzücüsü. Türkiye'de yaşıyor, hiçbir dili bilmiyor. Ama 5 dil bildiğini iddia ediyor. Genel olarak çocukluktan beri yüzme, birçok branşı denedim yani sporla alakalı. Evet. Yüzme, badminton. Kolpadasın şu an sen. Koşu. Yo gerçekten. Yani, herkes kolpada zaten. Rana olurum. Hoş geldin canım benim. Kokulu öpücük hoş geldin Celiko. Ne diyorsunuz gene? Gözünü seveyim. Gene bir hikaye daha geldi ya. Sporla alakalı yüzme, badminton. Kolpadasın şu an sen. Koşu. Yo gerçekten. Yani şu anda dediği için söylemiyorum. Şu anda değil yavrum. Şu anda Allah kahve şu alt yazıyı da doğru yazın ya. 3 yıldır da fitness yapıyorum. Onun öncesinde basketbol oynadım ben de. Evet. Halihazırda okula gidiyorum. Yazılım kursları vesaire onlarla ilgileniyorum. Aslında evet. Geleceğe yatırım yapıyorum şu an. İnşallah hepsinin karşılığını alırsın. Zaten böyle hani 10'lu yaşların sonunda 18, 19, 20'li yaşlarda full insan kendine yatırım yapmalı.
Ondan sonra böyle hani 20'lerin sonlarına, 30'larda falan filan da onları böyle toplamalı. Sonra olması gereken o yani. Sonrasında ataklar başlayacak hayatta. Tabii atak asıl o zaman başlamalı yani. Şu anda doldur baba. Doldur. Gençlik varken doldur. Süper. Harika. İki numara. Sen genel hayatta ne yapıyorsun peki? Genellikle babamla beraber çalıştığımız için dükkana sadık kalmaya çalışıyorum. Dükkana sadık mı? Dükkanı aldatmazsın inşallah bugün. Dükkanı inşallah yanındaki tek elle aldatmazsın bugün. Evet abla. İşleri falan yönetiyorum. Onun dışında da boş zaman... Tamer yayına çok sadık. Benim de spor yapmayı seviyorum. Geceliğin 2, 3, 4, 5 saat fark etmesin. Yani saat fark etmedikçe yapmaya çalışıyorum. En güzel, helal olsun. Vallahi billahi. Anladığım kadarıyla yoğun bir insansın. Evet. Baba hayatın bir noktasına en az yarım saat, bir saat yani sporu sığdırmak mantıklı ya. Kendime de özen gösteriyorum. Giyimime, spor hayatıma, beslenmeme falan. Maşallah canım benim. Yani disiplinli bir hayatım var, ciddi bir insanım. Evet. Karşımdaki insan da ciddi olmasını isterim. Ciddi ilişki düşünen bir insan mısın? Ya ben ciddi bir insan olduğum için karşımda da ciddi bir insan görmek isterim. Benimle böyle devam etmek istersen. Senin şu anda sen değil de paçaların konuşuyor galiba anasını. Paçalar resmen sen konuştukça oynuyor. Sonuna kadar arkandayım. 3 numara. Arkanda mısın? Nasıl yani? Efendim? Sen genel hayatta ne yapıyorsun? Biraz bahsetsene ya. Efendim değil. Benim de 2 numarayla benzer bir yaşam, iş, spor. Evet. Arkadaşlarımla vakit geçirmekten keyif alıyorum. Ne işle uğraşıyorsun? İnşaat. İnşaat. İnşaat mı? Ne diyor? Tamer kadın olsaydın iyi dövme yaptırır mıydın? Yaptırma. Arkadaşlar ben kadın olmama gerek yok. Ben erkekken benim iki mememin arasında dövme var zaten. Bunun kadınlıkla erkeklikle bir alakası yok. Benim iki mememin arasında arkadaşlar şu anda bariz boru gibi şu anda kelebek dövmesi var. Benim iki mememin arasında arkadaşlar kelebek dövmesi var. Yani bağırmak mı istiyorsun? Bağır! Öyle söyleyeyim yani o derece, o derece. Spor, arkadaşlarımla bak. Gebertme hönkürtme yazıyor altında da. Geçirmekten ne işte uğraşıyorsun? Abi biliyoruz zaten yayında gösterdin ya. Evet, Miss Rebel. Çıyorsun. İnşaat. Ya arkadaşlar yani bir şey demem ya, yaptırmak isteyen yaptırır da. İnşaat. Şimdi chat, şimdi dövmenin de hani şık dövme var. Çok şık olmayan dövme var. Yani... Eğri oturalım, doğru konuşalım. Şey, bu kadar da kırılgan olmayalım yani. Şimdi bir kısmet olur Ayçeliçe dövmesi var. Bir de normal dövme var. Şimdi bu yani çok... İnşaat, aile şirketi. Tarz olarak yani çok... Evet. Tarz değil yani. Aile iş. Bence tarz değil. Evet. Sen... Ama kişi kendisi öyle beğeniyorsa bir şey de diyemezsin. Ben de geçirmekten ne işle uğraşıyorsun? İnşaat. Ya şu sondaki kişi kendisi öyle beğeniyorsa bir şey de diyemezsin cümlesinin sebebi arkadaşlar. Sağda solda linç yemekten korkma cümlesi. Yani ama onun orijinali arkadaşlar senin dövmene sıçayım. Ya bunun arkadaşlar yani kırılgan olmayan yapısı bu. İnşallah. Aslında içeride bu yani hani ya yani gerçekçi konuşursak içerideki senin dövmene sıçayım yani arkadaşlar normalde. Aile şirketi. Aile işi evet. Sende de para var. Doğrusu bu yani chat yani şimdi. Selam. Kelzenci'cim hoş geldin canım benim. Kelzenci ve köylü Şirin Baba ikilisinde çok varım. İnşaat. İnşaat aile şirketi. Aile işi evet. Sende de para var. Sayılır. Duydun o gülüşü. Evet. Yalnızken çok orada burada ama biri varken çok sadık bir insanım. Yalnızken çok orada burada. Ya biraz ayran gönüllü mü desem? Evet. Biraz zampara mı desem? Zampara mı? Bilmiyorum artık ama. Alttan dürtükleme geldi diğer ayaktan. Biraz öyleyim. Yalana da yer yok. Açık. 4 numaranın ayağından bir dürtükleme geldi. Sözlü olmak lazım. İyi en azından yani arkadaşlar en başta çocuk söylüyor. Baba ben diyor böyleyim diyor. Anasını satayım bir şey diyemezsin ki. Ama hayatım... En başta böyleydim diyor. Hayatımda biri varken. Ya en azından dürüst yani nur topu gibi. De 10 numara 5 yıldız. Ya bekarken ne yapacaksın? Bekar hayatı yaşıyorsun kardeşim. Değil mi? Sen de bekarsın sanırım. Ben de bekarım. Sende de var mı zamparalık? Allah bence o da yalan biliyor musun? Senin hayatında biri varmış gibi geldi bana ya. Öyle mi söyledin? Ben de bekarım derken hayatında biri varmış gibi geldi mesela ya. Nasıl? Ne demek o? Tamam abla tamam. En çok Rusça sen biliyorsun ya. Tamam en Fransızca. Sunun Fransızcasını söyleyin bir zort olsun şurada ya. Tamam bilmiyor zamparalı. Bekarsın. Oğlum bu Türkçe de bilmiyor. bu Türkçe de bilmiyor chat. Ben de bekarım. Sende de var mı zampara? Ya bir dur. Allah'ını seversen bağırtma ya. Taham hoş geldin. Abi iki numara Soner gibi mi konuşuyor? Bana mı öyle geldi? Bir dinleyeceğim. Soner gibi konuşuyorsun, Soner taklidi gelir, bekle. Hönkürtme ya. Bağırtma ya, vallahi ya. Vallahi yani bağırmak mı istiyorsun? Bağır! Evet. Zamparalık nasıl? Ne demek o? Playboy. No. Yok mu sende o tarz şey? Elit böyle adam olacak. Evet, 4 numara.
Elit mi? Gündelik hayatımda arkadaşlarıma çok özen gösteriyorum. Özellikle onlarla birlikte organizasyon olsun, takılmak olsun, bir kahve, bir yemek, işte onlarla sohbet, muhabbet. Ne güzel, helal olsun koçum benim. Bitcoin'i tartışıyor musunuz acaba 100 bin olacak mı bugün diye? 100 bin olursa, YouTube'cum sana da söylüyorum, 100 bin olduğu anda bizim yayınlarımızda kitap çekilişi var. Gelin, yani kitap çekilişi de ekstra bir şey yapmanıza gerek yok ha. O anda yayında olmanız lazım sadece, bu kadar. Başka hiçbir şey yok. Başka hiçbir, yani bir şartımız martımız yok. 100 bin olduğu anda 2 bin liralık kitap çekilişi. Bu haftakini de daha yapmadık ha, gelin yani. Bunlara çok özen gösteren birisiyim. Değerlerimi koruyorum kısacası. Eyvallah, tamam. Güzel. 5 numara. Ben müzikle uğraşıyorum. Bir de şu vot ya. Bir de şu ünlem vot gözünü seveyim. Şuna bir tıklayın chat Allah aşkına. 27'de kalmayalım gerçekten ya. Ulan geçen sefer 40'a 50'ye tamamlamıştık bunu sanki ya. Ne oldu bu? Dediğim gibi. Onun dışında bir şarkı patlat arkadaşlarıma... Şarkı mı patlatayım? Patlat, bir kuple oku. Yokladım gözlerinden doğru yol mu? Bakınca bana parlar gözlerin. Fark ettim ki doğru yolmuş yanımda olsun. Gülme kızım, niye gülüyorsun şu anda? Şarkı okunuyor ya. Sen bile ben hep özlerim. Çok özür dilerim. Ya senin biriyle dalga geçmeye hakkın var mı? Sen kendine bakıyor musun? Allah'ını seversen çocuk gayet güzel şarkı söylüyor. Aa, çıldırtacak beni, hönkürtecek beni ya. Bakınca bana parlar gözlerin. Fark ettim. Bunun birine arkadaşlar gülmeye hakkı var mı ya? Çünkü doğru yolmuş yanımda olsan bile ben hep özlerim. Çok özür dilerim. Evet, teşekkür ederiz kardeşim benim. Sağ ol. Rap mi yapıyorsun? Rap yapıyorum daha çok. Ne güzel rap yaptı vallahi billahi ya. Rap bu işte. Rap dediğim budur hocam. Bu pop. Harika. Süper. Çeşitli yerlerde çıkıyorum. Konser tarzı yerlerde kendime konser hani, veriyorsun. Konser veriyorum, evet. Allah Allah. Hocam zaten ya, ona bakarsan yani geçen gün Kandıralı Ferdi de konser veriyordu. Kandıralı Ferdi de konser veriyor. El Salvador 300 milyon dolardan fazla kâr etti Bitcoin'de. Biz hala iki şit baba hiç sorma anasını satayım ya. Hala bekliyoruz ki pepeler yükselsin ya. Konser nerede veriyorsun acaba? Drock X-Tarch'ta 3 kere verdim. Bir kere de Sahne 74'te vermiştim Bakırköy'de. Evet. Onun dışında sevdiğim kıza çok sadık bir insanım. Sevmediğin kıza? Çok güvenen bir insanım ama güvenlerim çoğu zaman boşa çıktı ama yine de güvenmeye devam ettim. Allah Allah. Evet, tamam. Yeterli. Evet Joanna, vallahi ben sana dedim. Gerçekten zorlu bir bölüm olacak senin için. Çünkü evet Joanna'cığım. Arkada gerçekten ben gördüm arkadaşlarımızı. Beşi de birbirinden yakışıklı, beşi de birbirinden tarz arkadaşımız var. Evet. Kimi seçersen seç, bence üzülmeyeceksin diye düşünüyorum. Seç abla. Ama şu anda maalesef konseptimiz gereği bir arkadaşımızı eledik. Birini eliyoruz chat, hadi bakalım chat. Herkes bir yazsın bakalım kimi eledik. Kimi eledik, kimi eledik hemen. Hemen arkadaşlar, kimi eledik? Kimi eledik sizce? Hemen gerekiyor. Sizce kim? Tamer Şokolade, Kuyu Regarde, La Fille de France. Vallahi bizim chatte bile... Amenna. Bizim chat Fransız kaynıyor. Ya sanki alafranga tuvalette yan yana sıçar gibi ayaklarını çekiyor. Ama şimdi kaldırınca birazcık şey olacak. Bir mi gitti? Tamamdır. Bir mi gitti? Üç mü gitti? Bir, üç, beş yazıyor herkes daha çok. Kafanda... İki ile dört kaldı galiba şu anda. Birisi oluştu diye düşünüyorum. Nurcum iyi ki basın canımın için. Evet. Oluştu. Var mı? Oluştu mu? Oluştu. Tamam. Oluştu. Kim abla söyle. Bağırmak mı istiyorsun? Bağır! O zaman! Vurmak mı istiyorsun? Vur! Evet. Beşten geriye doğru sayıyorum ve elediğimiz arkadaşımızı bize söylüyorsun. Beş! Evet. Tamer kafayı sıyırdı. Dört! 3, 2, 1, 2 numara. Aaa, kimse 2 yazmamıştı chat'te. Herkes 1, 3, 5 yazdı. Wow! Allah Allah, ne oldu bu? 2 numara ya, üzülüm. 2 de diyen vardı ama az vardı galiba chat. 2 diyenler tutturdu. 2 diyenler tutturdu. Renk perdemi önüne alıyoruz. Kardeşim şöyle alalım seni. Merhaba. Merhaba. Gel. Ne haber Namurtu? Şöyle alayım seni. Oğlum ne güzel kesmişsin saçını vallahi billahi ya. Kardeşim benim. Neden eledin? Bilmiyorum. Biraz konuşmalara biraz yalan geldi gibi. Ya bunu senin bunu söylemeye hakkın var mı gözünü seveyim ya? Senin bu cümleyi kurmaya hakkın var mı, kurban olacağım ya? Ama çocuk ben sana bir şey söyleyeyim yani. Çocuk vücut yaptığını şu duruşundan belli ediyor biliyor musun? Çocuk vücut yaptığını şu duruştan belli ediyor abla ya. Ya pek açıkçası inanmadım. Ya neye yalan bana? Senin öyle bir hakkın var mı? Sen zaten anasatın bana 10 şeyi söylüyorsun, 11'i yalan ya. 10 şeyi söylüyorsun, 11'i yalan. Arada aldığın nefesler bile yalan. Kurban olacağım, sen söyleme bunu ya. Ben şoktayım şu anda. Bence pişman olacağı bir şey yaptı. Öyle mi diyorsun? Üzgünüm, çok özür dilerim. Kardeşim ben hala konuşamıyorum bak gerçekten şoktan. Abi ben de şaşırdım yani. Beni çok şaşırttı. Valla bizi de şaşırttı hocam. Bir şey söylemedim yani, gönlüne hitaben konuştum. Neden beni eledi? Şimdi bak bir dakika, evet, ben de burada açık konuşayım. İstediğim... Abi bu kızın söyledikleri Bilo Baba ile aynı gerçeklikte. Bilo Baba vardı bir de bir ara vallahi billahi ya. Bütün özellikleri taşıyor kardeşim. Boylu poslu. Evet. Giyimine kuşamına özen gösteriyor. İşi gücü yerinde. Evet. Sana da değer verdiğini söyledi. Değer verebileceğini söyledi ilişki.
Bir kere her şeyden önce saçını kendi kesiyor. Yaradığını söyledi. Kafaya baksana. Ve burada bizi şok ettin. Yakışıklı da 10 numarada kardeşim. Vallahi abla yanlış yaptın ya. Yanlış yaptın abla. Arkadaşlar evet 2 numaranın kombin hakkında ne düşünüyorsunuz? Aşağı yorumlarında evet. Belirtmeyi unutmuyorsunuz. Kardeşim benim. Perde önüne alacağım seni. Bir dahakine. Tamam mı? Perde önü yani sen geleceksin. Sen şey kızları seçeceksin. Bir dahakine perde önünü alacağım. Evet. Çok memnun oldum. Allah'a emanet ol. Görüşürüz. Bay bay. Muhakkak onu da izleyeceğiz muhakkak. Onu muhakkak izleyeceğiz. Devam et. Ağla işte şimdi. Sabaha kadar ağla. Sabaha kadar. Şu an... Zamazingo depresif. Hoş geldin gülüm benim. Ben çok seviyorum. Niye böyle yani, bir karar? Üzüldüm açıkçası. Arkasından bakarsın böyle. Çok üzüldüm. Ya. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Ah be Joanna, ah be Joanna. Bu saatten sonra bence Fransızca konuşman lazım ya. Bakalım ne? Vallahi billahi ya. Bu arada chat önünden mod ne oldu baba ya? Neyse. Önünden mod ne oldu baba ya? Neyse. Yapacak. 28 olmadık mı hala ya? Çünkü belki arkada çok daha iyi arkadaş. Vallahi trip atacağım ha. Aralık ortasına kadar şunu 150'ye tamamlayamazsak trip atacağım ha. Kırmızı vardı bilemezsin. Ama ben hızlı bir eriş oldu. Hepimizi şaşırttın. Eminim evet. Ki izleyenlerden de herkesi şaşırtmışsındır diye düşünüyorum. O zaman bir sonraki tura geçelim. Geçelim abla. Olur. Perde kalksın ve kıyafetlerin alt kısımları gelsin bakalım. Görelim abla pantolonları. Fransızca'da kıyafet ne demek lan kız? He? Joanna. Fransızca'da kıyafet ne demek? Hadi basit bir kelime bari bunu söyle ya. Kızım hiçbir bir şey bilmiyorsun. 5 gibi ya. 5 dil biliyorum dedim. Bir tanesini söyle vallahi billahi ya. Kolpacı ya. Kızın adı mı neydi? Kızın adı şey Joanna. O da kolpa bu arada yani. Bu ismi de kolpa bu arada. Ne düşünüyorsun? Kombin. Ama kız Juan'ın olduğunu söylüyor. Şehit olarak. Kombinlerin alt kısımları hakkında. 5 numara güzel. 4 numara çok da değil. 1 numara güzel şık. Oğlum 5 numara nasıl güzel? O nasıl pantolon lan? Giymiş simsiyah galiba. Yani 3 numara da bilmiyorum. 5 numaranın pantolonu çek. Gözünü seveyim vallahi bir. 5 numaranın pantolonunu ben giysem beni topa tutarlar vallahi billahi ya. Ya kötü değil de yani. Sen senin ayarlarınla oynandı gibi biraz. Evet, bir toplayamadın daha kendini ilk yediğin arkadaştan sonra. Çok üzgün. Ya kötü değil de chat yani o kadar kötü değil. Berbat. Yani anasını satayım hocam ya. Şey, geri gelebiliyor musun ya falan. Ya şu an maalesef ki arkadaşımız geri gelemiyor. Evet. Arkadaşlar Joanna'nın çok fazla dövmesi var. Evet Joanna. Kaç tane dövmen var? 14. 14 mü? 14 tane dövme. 14 Temmuz gecesi hiçbir bok bilmiyorduk. Dövmesi var. Var mı dövmeleriniz bakalım? Bir numara. Benim dövmem yok. Dövmen İki. Yok. Neyim var? 3. Bir tane var. Bir tane var. Evet. Ne? Ayşe bir tane koy. Anlamı var mı? Kolumun arkasında. Evet. Ayşe gibi hamarat. Selam. Anlamı var mı? Ailem. Ailem mi? Ailemin fotoğrafı var. Oo nasıl bütün sülale? Çok güzel. Süper. 4 numara. Ben önce hanımefendiye sormak istiyorum. Kaça anlamlı bir dövme? Benim kaç anlamlı dövmem var? Yani neredeyse 7-8 anlamlı. Diğerlere öyle beğendiklerim. Allah Allah. Benim de hoşuma gidenlerden 6 tane dövmem bulunuyor. Evet. Anlamlı dövmen var mı? 3 tanesi anlamlı. 6 tanesi anlamsız. Evet. 9 dövmen mi var? Kısmen. O ne demek lan? Nasıl bir cevap bu? Allah'ım yarabbi çıldıracağım ya. 6 tane anlamlı dövmem, 6 tane kendi zevkine göre beğendiğin. Bunların içinden 3'ü mü anlamlı yoksa toplam 9 dövmem var. 6'sı beğendiğin, 3'ü anlamlı. Toplam 9 dövmem var. Kısmen ne demek ya? Süper, harika dövmeli bir arkadaşımız. 5. Vallahi çözemedim ya. Vallahi sayacağım tek tek. Tek tek sayacağım soyun. Numara. Benim bir tane dövmem var. Rick. Rick. O dövmeye de bayılıyorum yani. Rick mi? Rick Neçet? Süper. Sen çok değişik birisin bak. Şey mi? Rick and Morty mi? Bu ilgimi çekti. Garip bir arkadaşımız. Değil mi? Boylarınızı öğrenebilir miyim? 1 numara. Benim boyum 1.84. 2 ay 3 numara. 1.90. 4. 85. 5. 77. Hocam sanki hepsi aynı boyda gibi anasını satayım. Demek ki hepsinin gövdesi birazcık farklı. Joanna. Bacaklar aynı gibi geldi. Senin boyun kaç? 1.73. 1.73. Ya o da yalan gözünü seveyim. 1.73 sen yoksun. Sen 1.73'sen beni vallahi billahi otursun. Sabaha kadar gerçekten ah ah diye vallahi billahi yani bağırsınlar beni ya. Ya anasının gözü ben 1.73 biliyorum. Ben 1.73 gördüm. 1.74 biliyorum ben anasını satayım. Anası var. 73 benim boyumda 1.7. Ben 1.74 biliyorum gözünü seveyim vallahi billahi ya. Hani zorladığın zaman benden uzun oluyor ya. Zorladığın zaman benden uzun oluyor ya. Konuşturma beni ya. 5. 77. Ne oldu bu ya? 7. Joanna senin boyun kaç? 1.73. 1.73 benim boyumda 1.74. 1.75. Bir hiç öyle kolpa kolpa bakma Allah cezanı vermesin. Neye bakıyorsun kolpa kolpa? Çocuk 1.75. Çocuk doğru söylüyor işte. Çocuk dürüst.
1.75. Sence arada 1 santim mi var? Ha? Rezaletin kepazesi. Şurası yani. Şurası 1 santim mi? Ne bakıyorsun öyle ebleh ebleh? Yani hakikaten insanı delirtiyorsunuz ya. Şurası 1 santim mi? Gözünü seveyim ya. Ha? Hani perspektif olarak da direkt yan yanasınız yani. Yapma gözünü seveyim diyeceğim Juan'la. 1.74. Not al. Yenge 1.74. Yavaş yavaş yengeyi oluşturuyorlar. Diyorum da 1.74. Söyleyeyim artık. Arkadaşlarımı sanamaya devam edebilirsin. Bir soru daha sor bakalım. Soru. En çok 5 numaranın altını beğendim. Evet. 5 numaranın altını daha çok beğendim. 5 numaranın altı. Süper. Hocam bilemedim o pantül yani. 1 numara burcun ne? Benim burcum akrep. Akrep. Taşıyor musun peki? Amenna. Neyi? Akrebi mi? Abi tişörtün çok güzelmiş. Aynı geleceğim gibi. Allah muhafaza gülüm benim ya. Senin tişörtün yani şöyle söyleyeyim. Geleceğin gibi olan bir tişörtü ben yarın giyineyim sana. Yarın bir beyaz patlatayım sana da. Yani çok... Böyle bembeyaz bir geleceğiniz olsun inşallah chat. Aminleyin chat. YouTube'cum sen de aminle. Sen de içinden aminle. Yayınlara gel öyle aminle. Hani daha çok belki inşallah Yüce Rabbim, Yüce Rabbim kabul eder inşallah. Evet. Ne? Benim borcum akrep. Akrep. Taşıyor musun peki? O ne lan? O ne lan? Ne oldu lan bu? Aaa! Rana Nur Oktay, Ceren, Sloş'um, GGML'li Melek'cim çok teşekkür ederim. Hayırlı olsun canlarım benim. Ya Nur'cum çok teşekkür ederim canımın içi. Allah kesene bereket versin. Vallahi herkese abone yaptı ya. Herkese abone yaptı ya. Dur buna birazdan tivirik patlar. Buna birazdan tivirik patlar da şimdi değil birazdan. Ya. Birazdan Nur'cum iyi ki varsın canımın içi. Yani çok burçlara inanmıyorum ama bazı özelliklerini taşıyorum ya. Çok sağ ol. Kokulu öpücük. Senin de akrep çünkü. Libido bir adam. Libido. Libido. Ya tamam olabilir ya. Buna bir şey demiyorum. Orada anlık dili sürçmüş olabilir. Türkçe de bilmiyor. Burçlara inanmıyorum ama. Türkçe de bilmiyor. Ama bazı özelliklerini taşıyorum ya. Yükseleni de akrep çünkü. Libido bir adam. Libido. 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 Bilmiyormuş lan. Dili sürçsüz zannettim önce ya. Kelimeyi bilmiyormuş. Dili sürçsüz zannettim. Libido. Libido adam. Oğlum bu Türkçe de bilmiyor. Bu ne biliyor? Libido adam evet. 3 numara senin burcun ne? Ben... Ya chat ondan sonra zorbalayınca zorbalada oluyor ya. Ondan sonra zorbalayınca vallahi billahi Suudi nasıl kızıyor bana ya. Boğa burcuyum. Yükselenimi bilmiyorum. Kötü mü boğa? Anlaşamıyorum. Öyle mi? 4. Yay burcuyum. Yükselenim Başak. Güzel. 5. Ben kova burcuyum. Yükselenimi bilmiyorum. Hangi burçla anlaşabiliyorsun? Ben genelde oğlak, yay. Oğlak mı? Ben de. Akrep, sonra koçla kova. O senin kadar. Senin burcun neydi? İkiz. Ne abla hepsiyle anlaşıyor musun işte maşallah? Güzel. İkizlerin özellikleri neler? İkizler yani genelde insanlar çok ikiyüzlü, çok dengesiz falan filan diyorlar. Evet, ya çok öyle değilim ben. Hani bir konuda çok kararsız kalıyorum. Mesela alacağım şeyler, şey yapmak. Acaba Fransızca mı konuşsam, Rusça mı falan? Acaba bugün Rus milli yüzücü mü olsam, Fransız milli yüzücü mü? Yemek konusunda da aynı şekildeyim. Kararsızlığın var. Acaba bugün babam mı İranlı olsa, annem mi Fransız olsa? Yani, kararsızlığım var. Böyle kararsızlıklar mı yaşıyorsun acaba gün içinde? Dengesizliğim ara sıra tutuyor yani. Yükselenin ne? Acaba bugün 1.73 mü olsam yoksa 1.83 mü? Yükselenimi bilmiyorum. Bilmiyorum. Galiba teraziydi. Terazi. Bir şey söyleyebilir miyim Burak abi? Hayır. Tabii ki. Benim kardeşim de ikizler. 16 evet. Senedir beraberiz aynı evde. Maşallah Allah ayırmasın. Evdeyiz. İkizlerle nasıl anlaşabileceğimi çok iyi biliyorum. Wow. Ama şimdi kardeşle anlaşmayla manitayla anlaşma aynı olmayabilir ya. Aa. Ben hanımefendiye bir soru kendime sormak istiyorum. Baş... İnsan ilişkileri genel olarak şeydir ama. Dedim. Hani. Diyemedim. Hanımefendiye bir soru sormak istiyorum. Tabii ki buyur canımın içi. Tabii. Sadece alışverişte mi yoksa hayatta da kararsız mısınız? Sadece alışverişte. Hayatta benim... Alışveriş. Her şeyim nettir bu arada. Ne evet. Kadar netlikten bahsediyoruz? Her konuda ilişki konusu olsun, dostluk konusu olsun, dışarıda konusu olsun her konuda netim yani. Evet. Cevaplar konusunda da netim açıkçası. Kendinizi bir puanlamanız gerekse kaç üzerinden kaç puanlardınız? 10 üzerinden 100. 10 üzerinden... Ya gözünü seveyim bir de megaloman ya. Bir de megaloman ya vallahi billahi ya bir de yani buralarda mısın gerçekten ya? Üzerinden 100. Bir de buralarda mısın ya? Evet. Evet soralım bunu herkese. Bir numara 10 üzerinden kaç puan verirsin? 10 üzerinden 100 ha. Ne oldu bu? Ben kendime 10 üzerinden 9 veririm. Çünkü 9. İnsanın kendisini sevmesi gerektiğini düşünüyorum. Özgüven evet. Her zaman hayatta insanı bir adım öne atar. Evet. Zaten bu yüzden spor, kendini geliştirme konusunda hayatta hep önceliklerim oldu yani. Önemli önemli bunlar önemli ya. Ne? Süper. 3 numara. Bence ona... Juan'la karar versin. Eyvallah. Ben kendimi puanlamayayım. Tamam. 4 numara. Ben özgüvende bir insanım. 10 üzerinden 10 diyeceğim. Maşallah koçum benim. Helal olsun. Eyvallah. Helal olsun. Eyvallah. 5 numara. Abi tarzım %100 10 da tipime de 10 veririm ya. Ama genel yani seviyorum kendimi abi. Yaşamayı seviyorum.
Kendimi seven... Biraz değişik, tatlı bir çocuk bence ya. Ben bir insanım yani. Çok güzel bir şey kendini seven. Teşekkür ederim. Özgüvenlisin yani. Egoistik değil ama özgüvenliyim diye. Şu anda sen kendini onun üzerinden kaç veriyorsun? Hocam şimdi arkadaşlar insanlar tabii ki özgüvenli olması güzel bir şey ama yani bak ben sana bir şey söyleyeyim mi chat? Özgüvenli olmak çok güzel bir şey. Altı dolu özgüvenlik mükemmel. Ama yani içi boş özgüvenli olmaktansa özgüvensiz olmak bana daha şey geliyor mantıklı. Yani içi boş özgüvenli insandansa özgüvensiz insanı tercih ederim öyle söyleyeyim sana. O daha avantajlı bence. 10 üzerinden 100 dedin 100 ya. Evet. Tamam evet arkadaşlar siz Juana'ya 10 üzerinden kaç puan veriyorsunuz aşağı yorum. Ne diyor ne diyor? 10 üzerinden 100 dedin 100 ya. 10 üzerinden 100 bu ciddiymiş lan ben şaka yapıyor zannettim. Tamam evet arkadaşlar siz Juana'ya 10 üzerinden kaç puan veriyorsunuz aşağı yorum kısmında mutlaka bekliyorum kaç verdiğinizi. Hocam kendimi yani şu anda gerçekten yormak bile istemiyorum Juana için. Bak yorumlara girince. 10 üzerinden. Tabii ki de. Evet o zaman o an geldi. Bir o an mı? Hangi o an? Sinan o an mı? Saçmalama Tamer komikliydi lan bu rezil. Arkadaşımız daha elemen gerekiyor. Var mı kafanda birisi? Yani zaten çok büyük bir hatayla yarışmaya başladığın için bir problem olmaz diye düşünüyorum bundan. Ya zaten bugün çok büyük bir hatayla yarın çok büyük bir Erzincan'la. Ne yapıyorsun lan üst üste gerizekalı kendine gel. Sonra? Kendimi şu anda 10 üzerinden 101 veriyorum galiba. Vereceğin arkadaşlarımıza. Evet artık üzülmeyeceğim ama gittikten sonra kalbim evet, en büyük darbeyi yedin diye düşünüyorum. Tamer çok iyi bir çanak okey. Düşünüyorum. Evet. O zaman 5'ten geriye doğru sayıyorum ve elediğimiz arkadaşımızı bize evet söylüyorsun. Sizce kim gitti chat? Sizce kim gitti? Kim gitti? Kim gitti? Hemen arkadaşlar görelim. Sizce kim gitti? Kim gitti? Kim gitti chat? Bağırmak mı istiyorsun? Bağır! Vurmak mı istiyorsun? Vur! Kim gitti sizce? Chat. 5'i elemez ya. 5'i elemez. 5! Bence 3'ü eledi. Bence de 3'ü eledi. 4! Bence şunu eledi chat. Şu 3 numara bu arada. Şunu eledi bence. Bence şunu eledi. 3 2 1 4 numara. 4! Aa 4'ü eledi. Numarayı üzülerek perdenin önüne alıyoruz. Ben Muro. Ben nasıl elendim ya? Kardeşim benim hoş geldin. Merhaba ben. Gel de merhabalar. Gel beni şöyle neden elediniz ya? Bilmiyorum. Nasıl biraz şeylerin... Halbuki kadar... çok da güzel konuşuyorum. Güzel salladım. Ya canım benim ne kadar da sempatik bir çocukmuş aslında ya. Biraz çok eğlencik birisi miyim? Ben yorumu yapamıyorum. Ben kanka anlayamıyorum artık. Mesela ben sana bir şey söyleyeyim. Burada buraya çıkan çocuklara falan baktıktan sonra gerçekten son zamanlarda böyle değişik tarzdaki insanlar var ya. Kıyasla elemez diye düşünüyorum. Değişik tarzda insanlar, değişik tarzda çocuklar falan var yani. Tekte eledi falan. Oğlum kadınları ben 24 yılda çözememişim. Ne bekliyorsun? Ben de çözemiyorum. Ya rapçi var Tayland'dan çıkmış ben. Şey demeyeceğim. Evet arkadaşlar 4 numara gayet enerjik bir arkadaşımız. 4 numaranın kombinin üzerinden kaç puan veriyorsunuz? Tarzın üzerinden kaç? 4 numaranın. Aa sen miydin lan o sanki pantolonu indirmiş de sıçıyormuş gibi olan. Kaç puan veriyorsunuz? Aşağı yorum kısmına vermiyorsunuz. Güzel bence. Sizce yakıştılar mı yoksa 2 numarayla daha mı çok yakışırlardı? Onun da yorumunu aşağıda. Güzel güzel fena değil. Da belirtmeyi unutmayın. Teşekkür ederim kardeşim katıldığın için. Ben kendine de çok iyi bak. Hoşça kal. Görüşürüz. Bay bay. Sen bir şey söyleyeceğim. Kiloluydun da kilo mu verdin lan sen? Ne oldum? Ha öyle bir şey mi oldu sende? Evet. Sanki öyle bir vibe aldım senden. Üzüldün mü? Hayır. Üzüldün mü? Oy. Oy. Ya bir de öyle ne? Evet üzüldüm çok fazla. 4 numaraya. Güzel harika. Süper. O zaman. Bakalım üzüleceğin anlar gelecek mi yoksa üzülmeden seni buradan mutlu mu göndereceğiz göreceğiz. Bakalım abla. Perde kalkacak ama perde kalkmadan önce sana üzücü bir haberim var. Bir sonraki turda iki arkadaşımızı birden elemen gerekiyor. Önce birisini sonra araya bir soru sıkıştırıp bir kişiyi daha eleyebilirsin. Evet. O zaman perde kalksın ve kombinlerin tamamı gelsin bakalım. Gelsin abla bütün kombinler geliyor chat. Geliyor chat. Ananı avradını maviliye bak chat. Şirin baba gibi gelmiş biliyor musun? Hangi Şirin baba? Köylü Şirin baba. Evet abla. Bir numara ben miyim? Beni mi koydunuz bir numara? Evet bir numara kardeşim benim. Tarzımız birebir aynı bizim. Benziyor hakikaten. Evet ben de fark ettim videolar. Tişört üstü gömlek altına daracık bir pantolon. Evet ben de full gömlek giyerim. Ben içime atlet giyerim genelde evet ama. Ya ben genelde gömlek çok giymiyorum. Giyersem oduncu gömleği giyiyorum. Evet. Ben de çok giymiyorum ya. Ben de oduncu moduncu hiçbir şey giymiyorum ya. Evet ben de oduncu. Ama ya ben her türlü gömlek giyiyorum. Ya chat şu ana kadar beni bir kere mesela gömlekle görmemiştir. Ama gömlek kendime yakıştırmıyorum çünkü. Yakışmış ama gayet. Oduncu gömleği işte. Yani bu tarz daha çok. Fark etmez oduncu moduncu olsa gömlek gömlektir yani. Evet anladım. Evet Juana. Bir kere denenebilir aslında bir gün. Bir numara şık giymiş dediğim gibi zaten. Hı-hı. İlk başta da söylemiştim.
Yani... Berroş koş. Abi sen don giymiyorsun ne gömleği demiş. Nereden biliyorsun diyeceğim şimdi. Tövbe estağfurullah yavrum benim. Saçmalamayın gözünü seveyim. Bana böyle paslar atmayın gözünü seveyim. Ondan sonra kendimi bozuyorum ya. Tövbe estağfurullah Rana. Tövbe estağfurullah ya. Abonelik hediye edin arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Kötü geçen Rana Nurcuğum. Hayırlı olsun canım benim. Nurcuğum tekrardan teşekkür ederiz. Rana. Bir numara şık giymiş dedim gibi zaten. Biz de erkek gidiyoruz chat. Vallahi bile. Bağırmak mı istiyorsun? Bağır. Sen ilk başta da söylemiştim. Vallahi billahi ya. Beni zorbaladıktan sonra çete karşı olan tavırlarım. Sen böylesin bak. Bak. Son kez yapıyorum. Son kez yapıyorum. Bak böylesin bak chat. Böyle böylesin bak. Hadi. Hadi. Vurmak mı istiyorsun? Vur. Allah kahretmesin kafayı yiyeceğim ya. Yani 3 numara bot olması iyi olurdu. Bot mu? Nalak. Altına daha bir şey mi olması lazım? Aynen. Tamer çok iyi bir bot. Aslında daha güzel bir sportif ayakkabı gidebilirdi. Bot da biraz bozmuş. Canım aynen benim Ela'cım hoş geldin Ela Çetik. Dokuratto abi. Bu Fransızca 7 alem gelip bu Fransız... Dokuratto ne gözünü seviyorsan kafada kuruyor kuruyor gidiyor o isimleri tek tek yazıyor ondan sonra geliyor buraya Dokuratto. Kombinle. 5 numara favori mi oldu şu an? Favori mi oldu? Favori oldu. Favori. Ah yavrum benim ya Fransızcayı Rusçayı siktir etti. Türkçeyi öğren gerisini vallahi biz halledeceğiz. 5 numara favori oldu? Türkçeyi bir öğren. Libodolar, Fransızlar falan bunlar vallahi billahi ya favoriler. Çok güzel her şey ya mükemmel ya. Ben 5 numaranın üstünden maviyi beklemiyordum. Ya ben de beklemiyordum ama güzel kombinlemiş az çok bile olsa. Nasıl güzel kombinlemiş abla gözünü seveyim ya. İyi duruyor bence şu an. Ortalıkta çocuk Toys R Us gibi geziyor ya. Yani her kombin zaten çok iyiydi. 3 kombin de karşımızda evet. Bence bayağı iyi duruyor. Evet. Var mı kafanda elemeyi düşündüğün bir arkadaşımız? Ben temas dokunabiliyor muyum? Tabii. Temas dokunabiliyorsun tabii ki. Temas dokun. Peki evet alalım. Evet, çocuklar dönün götünüzü. Elleri uzatalım. Yüzlere evet. Çok bakma. Evet. Ne anladın abla gözünü seveyim ya oradan dokunduğunda ne anladın? Sen en çok hangisine elektrik aldın? 3 numaranı. 3 numaradan mı? Vay şaşırdım. Ya 2 numarasını ne bileyim çok böyle soğuk, soğukkanlı diyeyim ya açıkçası. Hmm. O enerjiyi onlardan alamadım. Ama 2 numaranın isteyecek hemen ellere. Ay 3 numaranın. Aklım 2 numarada kalmış. Yani oradan bir bakış atıyor kafayı yersiniz arkadaşlar. Evet. 3 numaranın çok sıcak geldi. Çok evet. Enerjisi yüksek gibi geldi teması benim için. Bakalım. O zaman bakalım abla. Ben şu anda bir arkadaşımızı elemen gerekiyor maalesef. Temasını da yaptın, sorunu da sordun. 5'ten geriye doğru sayıyorum ve elediğimiz arkadaşımızı bize söylüyorsun. Abla ikisini birden mi eliyor şimdi? Sona mı geldik? 5. Yoksa bir kişiyi mi eliyor? Zaten 3'ü tutacak belli ki en sona. 4. Ama şimdi şey biri patlattı. 3. Net 1 yani net 1 gitti chat. Değil mi? 2. 1. 1 numara. Tabi yani abla. 1 numarayı üzülerek perdenin önüne alıyoruz. Bence 5'e en son eleyecek ya. Kardeşim benim hoş geldin. Bence 3'ü tutacak bence. Geldin. Merhaba. Merhabalar. Yani seni şöyle alalım. Sende de spor var belli çatı sağlam. 3 senedir vesaire. 3 senedir. Süper. Kemerini nereden aldın? Kemeri çok uzun zaman oldu ya ama istersen hediye edebilirim. Teşekkür ederim sağ ol kardeşim benim. Hocam şimdi hediye etme en azından çünkü pantolon düşebilir. Ben de öyle kemerler örüyorum kendime de neyse. Arkadaşlar bakın 10 numara kombin. Ya şu gömlek, pantolon, atlet, tişört kombini 10 numara kombin oluyor gerçekten. Evet. Değil mi? Ne klasik ne klasik. Ne, kahveye gidersin, kahve içmeye gidersin. Kesinlikle. Gece mekana gidersin, bira içmeye gidersin. Ondan söyledim ben zaten çıkarsın. Şık diye. Efendim? O yüzden dedim ya şık diye gidiyor. Evet bak kadınlar da beğenir. 10 üzerinden her zaman bir 8.5'u vardır. Tabii bence de. Tebrik ediyorum kardeşim seni. Evet arkadaşlar 1 numara kombin hakkında ne düşünüyorsunuz? Aşağıya yorum kısmında belirtmiyorsunuz. Güzel abla kötü değil. Ayrıca yakıştılar mı? Ona ne diyorsunuz? Sizce iyi bir çift olurlar mıydı yoksa 4 numarayla mı daha iyi bir çift olurlardı yoksa 2 numarayla mı daha iyi bir çift olurlardı? Onun da yorumunu aşağıda bekliyorum mutlaka. Karşıya katıldığın için çok teşekkür ediyorum. Teşekkür renk verdin programa. Memnun oldum. Görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Hoşça kal. Allah'a emanet abla. Zaten ben sana bir şey söyleyeyim. Yani bu elediklerin zaten sana bakmazdı. Ne düşünüyorsun? Hiçbir şey. Abla hiçbir şey düşünmene gerek yok. Zaten onlar da seninle ilgili bir şey düşünmüyor. Çocuklar yani perde kalktıktan sonra muhtemelen onlar da zaten pişman olup gitti. Üzülmedim. Çocuğun suratı ekşi ekşiydi. Görmedin mi anasını satayım giderken ya? İyi misin? Sadece dediğim gibi 2 numaraya canım yandı. Çocuk seni gördükten sonra burnu kereş gibi oldu yavrumun ya. 2 numaraya canım yandı. Diğer ikisi pek de üzmemiş arkadaşımızı. Ve finale geldik. Geldik belli, finale çok anına. Çok belli yani bence. Öyle mi? Aynen çok belli. Bence de belli abla ya. Belli. Bence 3 diyecek. 5'e eriyecek bence ya.
O zaman 5'ten geriye doğru sayıyorum ve elediğimiz arkadaşımızı... Bence 5'e elecek ya. Kübra Atum canım benim ya. Kübra Atum bence vallahi billahi. Arkadaşlar bulduk, Juanla'nın gerçek ismini bulduk chat. Kübra. Vallahi billahi. Juanla'nın gerçek ismi Kübra ve şu anda chatte. Kendisi şu anda chatte. Ay zor bulamadı ha kızı. Juanla da sabahtan beri aynı konuşuyor. Vallahi billahi ya. Twitter kırılganlığı ya. Twitter kırılganlığı gözünü seveyim. Vallahi nerede görsem tanırım ya. Nerede görsem tanırım chat. Vallahi billahi ya. Bize. Yakalarım chat, yakalarım. Anında yakalarım. Anında. Hayatta kaçırmam. Söylüyorsun. Ha, favori. Libodo. Zorbalo mu? 5. Ungo mungo. Zorbalo. Ungo mungo. Zorbalo mu libodo. 4. Evet abla. 3. 2. 1. Bence götü 5'i götürdü ya. 5 değil mi? 5'i eledi. 5 numarayı üzülerek perdenin önüne alıyoruz. E belliydi ama chat vallahi böyle. Evet. Kardeşim. Eylül Galko abi YouTube'dan ya, YouTube'da yalan söylüyorsun ya. Benim. Hoş geldin. Hoş bulduk abi. Şöyle alayım seni. Ah canımın içi beşçim, vallahi kurban olacağım senin suratına, bu ne lan? Yavrum benim ya. Vallahi bile şu ön saç çok iyi. Ön saç özellikle çok iyi, vallahi bile çok tatlı chat. Harbiden tatlı çocuktu, geçmiş olsun. Şöyle kalp yapayım mı? Harbiden sempatik, bu çocuk var ya. İyi yarıştın bence, çok iyi devam. Bu çocuk var ya, arkadaş ortamında, erkek arkadaş ortamında, kız arkadaş ortamında inanılmaz derecede, bak inanılmaz derecede. Yani. İyi ilerlediğimi düşünüyorum. Harbiden iyiydi. Ne diyor? Cidden YouTube'dan gelmiş. Ulan Eylül Galko hakikaten YouTube'dan gelmiş. Eylül Galko kusura bakma canım benim, bizi kandırıyorlar sürekli de. Çocuk gerçekten YouTube'dan gelmiş ya. Özür dilerim gülüm benim ya. Allah sizi kahretmesin ya. Ulan YouTube'dan gelmeyip YouTube'dan geldim yazanlar var ya, sizin yüzünüzden vallahi bile eğriyi doğruyu ayırt edemiyorum ya. Gözünü seveyim ya chat ya. Gerçekten. Yine de iyi ilerledin. Tebrikler diliyorum. Beraber vallahi eğriyi doğruyu ayırt edemiyorum ya. İlayda işte Mavi Dinozor. Tayland'a gidecektik. Gezecektik ama yapacak. Abi ben cidden YouTube'a. Ray Ray'cim sen de hoş geldin gülüm benim. Kim geldi var mı başka? Eduşko. Sen de hoş geldin gülüm benim Eduşkom. Bir şey yok. Tayland'a geldi. Ben artık isimleri tanıyorum da. Mesela Sudukur. Uzak uzun zamandır var. Berroşkoş var. Yeliz Polat zaten. Zeyvuhu biliyorum. Tahir'im bizden. Zeynep Ergün. YouTube'dan gelemez. Uzun zamandır bizde. Başka? Chat, bakayım. Yasemin, tanıyorum uzun zamandır. Kimsin ben sen zaten yani. Domalan'ın kökü. Yakın zamandır tanıyorum ama var yani onu da. 2-3 haftası var. Var, bakayım. Bus. Efendim Miss Rebel Bus. Miss Fit. Bunlar. Nur. Berroşkoş. Okudum zaten onu. Bunlar var yani. Bunlar arkadaşlar artık. Ama bazı isimler böyle sanki hani, hani yeni mi eski mi arada karışıyor. Kameraya sırtını dönme Tozut abi. Vallahi bile kamerayı sırtını dönme. Beraber Tayland'a gidecektik. Gezecektik ama yapacak bir şey yok. Tayland mı? Hayırlısı olsun. Tek giderim abi. Seni alırım abi. Hiç sıkıntı yok. Beraber kardeşim benim. Teşekkür ederim. Ne demek için. Abi. Çok kendine iyi bak. Sağ olun. Hoşçak. Görüşürüz. Vallahi çok tatlı bir çocuktu. Gel görüşürüz. Bye bye. Ne düşünüyorsun diyeceğiz şimdi. Hiçbir şey diyecek. Doğru karar verdim. Öyle mi diyorsun? Aynen. Göreceğiz. daha belli değil doğru mu olup olmadığı. Oh canım ablam benim ya. Hayattaki son şansını şimdi ondan sonra gel de zorbalama chat'i ya. Oh. Gel de zorbalama ya. Ben gidebiliyor muyum acaba? Sen gidebiliyorsun, sen buradasın şu anda. Vallahi gel de zorbalama ya. O zaman ben daha fazla... Bundan sonra sadece pi, bundan sonra Müge Anlı. Bu gelir... Ondan sonra kısmetse olur, ondan sonra oyun. Gerilimi tutmuyorum. Bence de. Yoksa ortam yersen ya kavga çıkacak ya. Var. Nur kaygısız. Nur kaygısız uzun zamanlarda var. Nur kaygısız. Fırfırcım aleyküm selam canım. Ay fırfırım öldü. Ay fırfırım öldü. Ya alev. Gerilimi tutmuyorum. Bence de. Yoksa ortam yersen ya kavga çıkacak ya alev alacak bir şeyler olacak. O zaman perde kalksın. Kalksın abla. Ve kavuşma anı gelsin. Canım kim iyi ki varsın. Ne boyu varmış be. Bakalım. Evet gel. Bu da karizmatik bir çocuk ya. Kardeşim benim gel, hoş geldin, merhaba. Gel şöyle yanına alalım şu seni. Anda. Uzak duruyorsun da uzak durmana yeri kim seni seçti oğlum. Var bu da bir karizmatik bir çocuk ya. At bakayım kolunu şöyle. At. Heh.
Evet arkadaşlar, askerlik arkadaşı gibi bir de şıp yapıyor. Evet arkadaşlar, ne düşünüyorsunuz? Evet arkadaşlar. Sizce yakıştılar mı 3 numarayla, yoksa 2 numarayla daha mı iyi olurdu? Onun yorumunu aşağıda artık size bırakıyorum. Umarım eğlenmişsinizdir. Umarım güzel bir program olmuştur evet. Sizin için de. İnşallah, inşallah canlarım benim. Çok teşekkür ederim. Ne düşünüyorsun? Beklediğim bir tip çıkmadı ama iyi. Nasıl birini bekliyordun? Abla bir şey söyleyeyim zaten yani. 2 numara gibi. Sen burada olay... Abla muhtemelen çocuklar da sende yok zaten yani, onun farkındasın değil mi? Çıkarttım. Ben daha fazla bunu şey yapmıyorum, uzatmıyorum. Evet arkadaşlar, siz de bizimle beraber burada programlarımıza yer almak isterseniz, bizimle beraber eğlenip hayata güzel bir an, belki kendinize bir hayat arkadaşı, belki de güzel... Hayat arkadaşı buradan, enteresan, zor. Bir arkadaş bulmak isterseniz veya en azından keyifli bir vakit geçirmek isterseniz evet. Tam olarak buramda çıkan www.akturkburak.com'a buradan selamlar. YouTube'cum, biz şimdi yavaş yavaş Müge Anlı'ya geçiş yapıyoruz. Ben ondan önce chatten bir şey müsaade edip elimi yüzümü yıkayacağım. Chat'e de çok büyük trip atacağım. 27'de kalmak ne demek ya? Ya şu ünlem vot YouTube'cum, sen de gözünü seveyim, şu World of Tanks şunu 150'ye tamamlayalım ya. Vallahi patlarız ya. Şu chat'cum, bu ne ya? 27'de kaldık gözünüzü. Ne oldu ya bu? Vallahi ne oldu bu? YouTube'cum görüşürüz. Allah'a emanet ol. Bay bayito. Like, yorum, abonelik. Cık, kokulu öpücükler. Öptüm canım benim.